Hayırlı akşamlar. Tekraren yavaş yavaş da arkadaşlarımız gelecektir. Kendi sayfamdan başlattım arkadaşlar. Diğer bütün grupları da arkadaşlarımın yardımıyla canlı yayın linkimiz atılacaktır. Öncelikle yarın yapılacak olan seçimlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Artık demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve inşallah sorunsuz, kazasız, belasız bir günle seçimin sonuçlarını alırız. Sevgili arkadaşlar, uzun zamandır Facebook canlı yayını yapamıyorum. Sürekli Twitter'da ve Twitter odalarında, canlı sohbet odalarında bu aralar bulunuyorum. Birazdan bunların sebeplerini de açıklayacağım. Evet, öncelikle mağduriyetlerle başlayalım. Yapacaklarımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar, 3/3/2023 tarihinde çıkan, resmi gazetede çıkan EYT yasasının maalesef sadece yaş haddinin kaldırılması, diğer kalan 99 öncesi haklarımız olan 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımızı alamadık. Yani Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi EYT meselesi gündemden kalkmadı, kaldırılmadı. Maalesef ki yaş haddinden prime takılanlara doğru evrildik. Ve burada mağdur olan bir sürü arkadaşlarımız var. Bunları defaatle gündeme getirdik, televizyon kanallarından deklare ettik. Özellikle sosyal medya çalışmalarımızda konuyu dile getirdik. Her gün açılan hashtaglerimizle. Ve en son 19 Mart'ta yaptığımız basın açıklaması ve 1 Mayıs'ta alanlara indik. Mağduriyetlerimizi haykırdık. Ancak tabii ki bazı konular arkadaşlar duyulmuyor, görünmüyor ama hepsini duyurana, görene kadar mücadelemizi vereceğiz. Evet, 99 öncesi hakkımız olan 5000 prim ve 3600 kısmi emeklilik. Burada Sayın Bakan'ın son dönemde yasaya çıkmasına yakın ve yılbaşına yakın dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yaş haddi kaldırıldığı üzerine aklımızda sürekli prim olayı takılmıştı. Primle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı ama en son Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama ile 99 öncesi 5000 prim dahil olmak üzere hiçbir mağduriyet yaşanmayacak diyerek 5000 gününü tamamlayamayan arkadaşlarımız doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yaparak primlerini 5000'e tamamladılar. Belli ki daha sonrasında Sayın Akbaşoğlu tarafından nasıl çıkacağı şeklinde yönündeki yasanın açıklanmasından sonra bu arkadaşlarımız bu primlerini tamamlamak üzere, borçlanmaları yapmak üzere bankalardan çektiği kredileri ödeyemez durumdalar. 4-5 aydır bu durumu yaşıyorlar ve icralık durumdalar. Neden? Zaten çalışmayan insanların herhangi bir kenarda, kıyıda, köşede parası yok. Kendisi çekemeyen arkadaşına, komşusuna, akrabasına kredi çektirerek bu borçlanmayı tamamlayan, 5000 prime tamamlayan arkadaşlarımız şu anda borç batağında. Neden? Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalar üzerine. Bizler kime inanacağız? Devlet yetkililerine, konunun muhataplarına, verilen, söylenen bu söz üzerine de şu anda yaşanan mağduriyetler var. Ve burada bakın, bizler her platformda, her alanda sesimizi duyururuz ama ekonomi olarak çökmüş, bankaya borcunu ödeyemeyen, evine haciz gelen arkadaşlarımız bunalıma sürüklenmiştir ve bir çıkar yol bulamamaktadır. Onun için bizler tabii ki konunun acilen çözümlenmesini ve kalan mağduriyetlerin yasalaştırılmasını talep ettik. Ancak işte seçime kadar da herhangi bir işlem yapılmadı. Bununla ilgili neler yaptık arkadaşlar? Tabii ki sosyal medya çalışmalarımız devam etti. 19 Mart'ta yaptığımız basın açıklaması sadece kalan mağduriyetler değil, bütün sosyal güvenlik kurumu sisteminden yasaların mağdur ettiği,
Bağkur gibi, ABO gibi, İntibak gibi, staj ve çıraklık gibi ve diğer özellikle değineceğim, birazdan da değineceğim 2000'lerle ilgili de açıklamalarım olacak. Hepsini kapsayan 2000'ler hariç basın açıklamasını yaptık. Fakat arkadaşlar bazen yoruma yazıyorsunuz, diyorsunuz ki biraz daha bastırsaydık. Bu zamana kadar büyük bir güçle ve katılımla bütün saha çalışmalarımızı tamamladık. Yalnız bu yasa çıktıktan sonra 5000 prim mağduriyeti ve 3600 kısmi emeklilik mağduru olan arkadaşlarımızı alanlarda göremiyoruz. Yaptığınız her etkinlikte oradaki sayıyı sizin bir sonraki mücadeleniz ya da tavrınız ya da yapacağınız etkinlik bir önceki etkinliğin şekli, şemali ve katılımı belirler. Belki farkına varılmadı ve Mart ayından itibaren Twitter'da özellikle 5000 primden mağdur olan arkadaşlarımızın Twitter hesaplarını görüyoruz, aktifleştiğini görüyoruz. Ve sonrasında 1 Mayıs'ta alanlara davet ettik. Yine 5000 prim mağdurlarımızı göremedik. Meydana, alana inen arkadaşlarımız yine EYT'den, yasadan faydalanan emeklilik dilekçesini veren arkadaşlarımız. Tabii ki bizler söz verdik. Allah ömür verdiği sürece son EYT'li arkadaşımız geride bırakmayacak şekilde son EYT'li kalana kadar, kalmayana kadar bir kişi dahi ardımızda bırakmayacağız dedik ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bizler ve bu davaya gönül veren arkadaşlarımız. Bundan sonraki süreçte zaten arkadaşlar bu yasayla 3-3-2023 yılında çıkarılan yasaya 5000 prim mağduriyeti eklenseydi eklenirdi. Kimseyi arkamızda bırakmazlardı. Ama şunu da söyleyeyim. EYT Federasyonu çözüm masası sürecine dahil edilmedi. Bunları da açıklayacağım. İşte bizim olmadığımız masada işte bu kadar bir yasa çıkmış oldu. Bunca yıldır 2010 yılında başlayan, gruplar halinde başlayan, 2015 yılında resmileşen, 2018 yılında da tamamen aktivasyon hale gelip sahalarda, alanlarda ve bütün sosyal platformlarda mücadelesini veren EYT Federasyonu öncesinde tüm dernekleriyle birlikte ve bu davanın gönüllüleri, dava sahipleriyle birlikte evet mücadelenin tarihe destan olacak üstün bir gayret ve fedakarlıklarla verilen mücadelenin sonucu bu şekilde olmamalıydı. EYT Federasyonu maalesef ki çözüm sürecinde Sayın Çalışma Bakanımızdan onlarca kere Gönül Başkan ve şahsım tarafından istenilen randevu taleplerimiz karşılık görmedi. Ve biz o sürece dahil edilmedik. Bu kalan EYT'nin kalan mağduriyetleri için mücadelemiz tabii ki devam edecek. Aylık bağlanma oranları. Türkiye'nin toplumun genel sorunu olan, bu arada mesajlar da gönderiyorsunuz arkadaşlar ama şu anda bakacak durumda değilim. Herhangi bir eksiklik ya da aksaklık varsa lütfen diğer hattımdan arayın. Yönetim kuruluma sesleniyorum. Aylık bağlanma oranları. Bütün toplumu ilgilendiren, sadece EYT'yi değil, bütün mağduriyetleri, bütün toplumu, gençlerimizi, çocuklarımıza varana kadar ilgilendiren bir konu. Ve bunun da mücadelesinin toplum olarak topyekün vermeliyiz. Sadece bizler değil, mücadelenin evet EYT Federasyonu olarak bütün mağduriyetlerin sesi olmaya devam edeceğiz ama bu yapılan çalışmalara sizler de katılırsanız daha yüksek bir sesle ve birlik beraberlik olduğumuzu da gösterirsek bu çözümün başka bir yolu yok. Birlik ve beraberlik, mağduriyetlerin başka bir çözüm yolu yok. Bizim en büyük hazinemiz birlik ve beraberliğimiz. Öncelikle bu. Aylık bağlanma oranları şu an %28'lere indirilen ve özellikle bağlanan emekli maaşları 7500, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 7500 TL olan kendi ana maaşı örneğin 5000 ise 5500 ise geri kalan kısmı kendi maaşıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı
açıklama üzerine belirlenen aradaki ücret Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yardım olarak geldiği için taban ücretimiz olmuyor arkadaşlar. Zaten bu hayat şartlarında özellikle 3 Mart itibariyle emeklilik dilekçesini veren arkadaşlarımız, maaşı bağlanan, bağlanmayanlar da çok fazla, bu konuya da değineceğim. Bu aylıklarla maalesef geçinemeyeceğimiz için 2 dikiş, 3 dikiş, çalışma hayatıyla iş hayatından çekilemediğimiz gibi belki ikinci hatta üçüncü iş yapma konumundayız. Emeklilik hayatı nedir? Onca yıl çalışmışlığın arkasından dinlenmektir. Ama maalesef ki bizim böyle bir şansımız ve lüksümüz yok. Çünkü bu maaşlarla temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız gibi sosyal ve ekonomik anlamda da hayatımız tamamen sıfır. Onun için ne oluyoruz ne ölüyoruz, sürünüyoruz. Aylık bağlanma oranları için mücadele, intibak. Geçmiş yıllarda eşit yıl ve eşit primle emekli olan insanların maaşları arasındaki uçurum intibak yasası ile düzeltilmelidir. Bu her dönem gündeme geliyor ama işte en son Sayın Cumhurbaşkanımızın 7500 liralık en düşük emekli maaşlarına yaptığı zam ile daha fazla prim ödeyen ve bu primlere karşılık ücretlerine, maaşlarına zam gelmeyen emekliler arasında da bir uçurum yaratılmış ve makas aralığı fazlalaşmış durumda. Burada sayın iktidar sahiplerinin, sayın hükümet yetkililerinin yeni dönem için vaat vermek yerine maalesef ki konular, mağduriyetler seçim öncesine yatırım olarak yapıldığı için her ne kadar böyle olmadığı söylense de seçim öncesi bütün mağduriyetlerin teslim edilmesi, hakların verilmesi gerektirirdi. Yani iktidarın görevi vaat değil, icraattır. O yüzden yeni dönem için verilen vaatler, özellikle Bağkur ya da prim eşitlemesi ya da işte 1800 gün primin indirilmesi yeni dönem vaadi olarak geldi ama işte burada vatandaş olarak bizler her dönem manifestolara alınıp daha sonra unutulduğumuz için seçime yakın zamanlarda hatırlandığımız için yeni dönem süreci ne zaman? İlk 3 ay mı, 6 ay mı yoksa bir dahaki seçimin sonuna doğru mu? Bu mağduriyet çözülecek belli değil. Onun için güven telkin etmiyor. Duruşumuz nettir bakın. Bu iktidar hangi parti olursa olsun eğer hakkımız verilmiyorsa, teslim edilmiyorsa bizim duruşumuz nettir. Yani kişiye göre, kuruma göre, adamına göre namza şerbet vermek gibi bir niyetimiz yok bizim. Hakkımızı kim vermiyorsa A partisi, B partisi demeden herkese karşı duruşumuz net, tavrımız nettir. Onun için bizi maalesef ki bu duruşumuzdan dolayı muhalif kimlikle etiketlenmenin de zorluklarını yaşadık. Yine biraz sonra bu konulara değineceğim. Bir diğer konu staj ve çıraklık. Ben de bir staj mağduruyum. Ve aramızda birçok arkadaşımız, EYT'li olan arkadaşlarımızın çoğu da staj mağduru. Burada çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalar, olumlu ya da olumsuz, yine staj ve çıraklık mağdurlarını, yani çözüme ulaşmayan her topluluk şu anda gerçekten çok kızgın ve kırgın. Yine burada Sayın Bakanımızın farklı günlerde farklı açıklamaları, olumlu bir sonraki günde olumsuz açıklamaları bu konuyu çözüme ulaştırmadı. İlk başta Ankara'da görüşmeler yapıldı ama staja daha sonra bütün kapıları kapattı. Ve en son birkaç gün önce yapılan açıklamada da, yaptığı açıklamada da staj ve çıraklık konusunda, staja değil ama çıraklık hususunda bir çalışmanın yapıldığını ifade etti. Şimdi staj ve çıraklık konusunu niye ayırıyorsunuz? O zaman EYT meselesi de mi böyle oldu? Yani sadece yaş haddi verilip diğer meseleler özellikle mi ayrıldı? Çıraklığın bu şekilde ayrılması, bu grubu bölmek, diğer bir tarafı mağdur bir şekilde bırakmak kesinlikle haksızlıktır. Eşit ve adil olmak gerekir bütün mağdurlara karşı. Biz zaten önce adalet istiyoruz. Adaletin tüm toplumda tesisini istiyoruz. Kesinlikle başka bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz.
Diğer mesele Bağkur meselesi. Biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yeni dönem için 1800-7200 prime indirilmesiyle ilgili vaadi maalesef Bağkur'dan mağdur olan Bağkur tescil mağdurları ve prim eşitlemesi mağdurlarımız için yürekleri serpti mi bu açıklamalar? Su serpti mi? Serpmedi arkadaşlar. Yine bir endişe, yine bir seçim vaadi olarak algıladık. Yani dilimiz çok yandı. Yoğurdu üfleyerek, sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Maalesef geçmişte bunun bedellerini çok ağır ödedik. Bizler siyaset makamlarına güvenmek istiyoruz. Bu siyaset dilidir. Dün dündür, bugün bugündür söylemleri vatandaşı maalesef güvensizliğe sevk etmiştir. O yüzden iktidara kim gelirse gelsin, sayın devlet büyüklerimizden vatandaşı oyalamayacak ya da geleceğe yönelik vaatler verirken seçim zamanlarına doğru gerçekleştirilen vaatler, vaatlerin icraatı maalesef çok inandırıcı olmuyor. Vatandaş olarak, mağdur olarak siyaset makamına artık biz güvenmek istiyoruz. Sosyal güvenlik kurumu yasalarına güvenmek istiyoruz. Bizim güvencemiz yasalardır. Yasaların artık mağduriyet yaratmasını istemiyoruz. Her yapılan yeni düzenlemeyle arkasından yeni mağduriyetler yaratılmasını istemiyoruz. İnsanca, insana yaraşır ücretlerle hem çalışma hayatını idame ederken hem de emekli olduktan sonra insanca yaşanılır rakamlarda ücretler almak istiyoruz. Emekli olduktan sonra ek iş yapmak istemiyoruz. Bugün sadece EYT'liler değil, 7'den 70'e emekli olanların maalesef ki ikinci bir işte çalıştığını net olarak görebiliyoruz. Şunu da söyleyeyim, benim 70 yaşında olan babam da maalesef ki ikinci bir işte evini geçindirmek üzere halen daha çalışıyor. Neden evinde dinlenemiyor ki? Neden? Yani bu yaşta dinlenmesi gereken bir süre değil midir bu yaş? Bir diğer mesele 2000'liler. Şu anda 2003 Mart'ta çıkarılan yasa ile bir yol açılan özellikle 2000 ve 2008 yılı sonrası işe giren arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ilgili bugün kurulan dernekler var. Kesinlikle bizler de bu yıllarca mücadele eden, gece gündüz demeden emek veren, kısmen de olsa başarıya ulaşmış bir mücadelenin sahipleri ve onların büyükleri olarak bizimle az yaş farkı olan da var. Ama 2008 hatta bugün bile işbaşı yapan kişiler bizim kardeşlerimiz, çocuklarımız olduğu için mevcut 65 yaş sistemine dahil olduğu için tabii ki biz onların büyükleri oluyoruz mücadele noktasında da. Burada ülkemize yani ülkemizin koşullarına göre değil de Avrupa'dan verilen örneklerle emeklilik sistemi alındığı zaman bize Avrupa'dan verilen örneklerin aynı zamanda yaşam standartlarının da Avrupa'dan uygulanması, hayata geçirilmesi, çalışma koşullarının da Avrupa'ya göre ayarlanması gerekir. Avrupa şartlarında sunulan hem emeklilik sistemi hem yaşam standardı hem çalışma koşulları olursa işte o Avrupa'da emekli olurken ya da çalışma hayatında ülke ülke gezen turistler gibi biz de bunu yapmak yerine kendi köyümüze gitmenin zorluğunu yaşamamalıyız. Ya da sabaha ekmeğimizin olup olmadığı ya da ne alacağımız ya da bu ücret, bu aldığım maaş kaç gün yetecek, ay sonunu zaten getirmeyecek. Bunları düşünmemeliyiz. Bu konuya artık hükümet yetkililerinin ciddi bir şekilde bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Evet, maaşlara zam yapılıyor ama bir taraftan da 7'den 70'e, A'dan Z'ye bütün her şeye zam yapılıyor. Biz temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Faturalarımıza bu ücretlerin yetmediğini sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Bu açıklamaları yarınki seçimden önce özellikle yapıyorum. Dediğimiz gibi sayın iktidar sahipleri tekrar başa gelebilir ya da iktidara talip olanlar muhalefet partileri iktidar olabilir. Hiç fark etmiyor.
Mağdur olan kesimlerin duruşu, tavrı nettir. Partilere göre değişmez. Bugün muhalefet partilerinin iktidara talip olan partilerimiz için de verilen vaatlerin de gerçekleşmesi yönünde takipçisi olacağız. Yani hak ararken hangi parti olursa olsun eğilip bükülmeden hak aradığı için, taviz vermediği için farklı kimlikler, etiketler yapıştırılmasın. Bizim davamız parti değil, ekmek davası, alın terimizin davası. Ve emeklilerle ilgili özellikle 3 Mart itibariyle emeklilik dilekçesini veren ve halen daha emekli olamayan arkadaşlarımız. Yine Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama üzerine özellikle deprem bölgesinde tüm emekli maaşlarının bağlandığını ifade etti. Tabii ki ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketi ve burada yaşayan vatandaşlarımıza, kardeşlerimize aylıkların bağlanması önemli. Tabii ki öncelik onların olsun. Ama tabii aldığımız haberlere göre de halen daha deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızın tamamına emeklilik maaşı bağlanmış değil. Bu konuda görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Ve süreç halen daha 3 Mart'ta dahi başvuranın daha emeklilik işlemleri tamamlanmayan arkadaşlarımız var. 1 milyon 750 bin ila 2 milyon kişinin başvuru yaptığı ve bir anda ayda 35 bin, 40 bin en fazla emeklilik işlemlerini onaylayan kurumun bir anda 1 milyon 750 bin kişinin talebini karşılaması mümkün değildi. Ama burada yaklaşık bir yıl önce dillendirilen EYT meselesinin çözüleceğiyle ilgili verilen beyanatlar doğrultusunda kurumun bu konuda önlem alması gerekirdi. Ve bu bağlanacak olan emekli maaşlarının Sayın Bakan'ın en son Mayıs ayında bütün işlemler bitecek söylemi de maalesef ki Temmuz-Ağustos'a kadar uzanacağını görüyoruz. Ve burada özellikle devletten başvuru yapıp işlemleri tamamlanmayan sürekli evrak beklemede yazısıyla kurumlara giden, bulunduğu ilçede, ildeki kurumlara giden arkadaşlarımız masaların üzerindeki evrakları ve yoğunluğu görüyorlar. Bizim muhatap olacağımız oradaki memur arkadaşımız ve karşı karşıya geliyoruz. Onlar da gece gündüz çalıştıklarını, fazla mesaiye kaldıklarını ifade ediyorlar ama dediğiniz gibi sistem de yetersiz ve bu kurumda çalışan 35 bin, 40 bin emekli veren kurumun çalışanlarının da yetersiz olduğunu ve burada da bizim başka bir muhatabımız olmadığı için EYT'lilerle sosyal güvenlik çalışanlarının karşı karşıya bırakıldığı durumları çok yaşadık. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun acilen önlem almasını ve bir an evvel özellikle deprem bölgesindeki işlemlerin tamamlanmasını, şu an çalışsın çalışmasın hakkımız olan emeklilik aylıklarının bir an önce bağlanmasını talep ediyoruz. 7500 TL'de olsa işsiz olan arkadaşlarımız vardı bu başvuruyu yaparken. Hani yıllarca özel sektör işverenin bizleri yaşlısın diye işe almadığı bir kesim olduğumuz için şu anda yiyecek ekmeği olmayan, çok zor şartlarda yaşayan ve etrafından kısım akraba ve arkadaşlarından borç alarak bugünü bekleyen arkadaşlarımız var. Yani anlayacağımız üzere toplumun her kesimi mağdur. Sadece biz değiliz. Bizden özellikle sosyal medyada destek isteyen diğer sağlık sistemi, işte öğretmenler atanamayanlar. Her grup inanın o kadar mağdur ki kendi içinde çilesi büyük ve herkes kendi yaşadığını bilir. Bizler EYT Federasyonu olarak 2020 yılında kurduğumuz EYT Seyri Dernekleri bünyesinde kurduğumuz EYT Federasyonumuz olarak bütün mağduriyetlere kapımız açık. Bu çatı altında da mücadelemizi topyekun vermek istiyoruz. Burada da yapılacak en büyük destek ve görev mağdur arkadaşlarımızın hem sosyal medyada özellikle Twitter'da, bakın arkadaşlar Facebook'ta çok büyük bir 700 bin kişilik grubumuz var ve çok azını yıllarca Twitter'a çekebildik. Aslında Türkiye'nin ve dünyanın gündemi, belirleyici konumunda olan gündemi
En iyi vereceğiniz çalışma sosyal anlamda Twitter ortamı. Lütfen bizler hani 40-50 yaşı itibariyle Twitter öğrenen insanlarız. Sizleri de özellikle 5000 ve 3600 mağdurlarımızı bir Twitter'a bekliyoruz. Bizler öğretiriz. Mutlaka bize ulaşırsınız. Bizler bilmeyen arkadaşlarımıza bizzat öğretmeye de talibiz. Lütfen duyarsız kalmayalım. Eğer hakkımızı taviz vermeden, bundan sonrası için kalan haklarımız için taviz vermeden dün olduğu gibi devam edeceksek sizlerin katılımı çok önemli. Sizler de geleceksiniz. O gözyaşlarınızı mağdur olan özellikle kadın arkadaşlarımız için söylüyorum. Çünkü haberleri çok fazla geliyor ve telefonlarımız da akşama kadar susmuyor. O gözyaşlarımızı içimize akıtıp o meydanlarda çıkıp hakkımızı aramalıyız. Kim için? Yarım kalan hakkımız için, kendimiz için, evlatlarımız için, geleceğimiz için. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Kimse bize kenarda durarak işte şu insanlarda hakkı vardı, onları da iade edelim, teslim edelim demedi. Verdiğimiz üstün gayretlerle bu mücadeleler sonuç aldı. EYT yasasının çıkarılması için yıllarca mücadele verirken sayın iktidar sahipleri bizleri kapıları açmazken muhalefet partilerine gittik. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bize destek veren bütün kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, muhalefet partilerine, Cumhur İttifakı'ndan yani bunun içerisinde CHP'si, İyi Parti, Yeniden Refah şu an Cumhur İttifakı'na katıldı ama ve bütün muhalefet konumundaki bütün partilerden destek aldık. Ve Cumhur İttifakı'ndan da o dönemde Büyük Birlik Partisi Sayın Mustafa Destici tarafından da her aradığımızda, talep ettiğimizde randevu verildi. Ve o dönem gönül başkanımızla birlikte basın açıklaması yaparak konuya kayıtsız kalmadı. Ancak sevgili arkadaşlar, bizler iktidar kapılarını açamadığımız için ve 2018 yılında bunları özellikle Twitter odalarında bizler dava duruşumuz gereği davaya halel gelmesin diye çok insana cevap vermedik. Çünkü kitlemiz zaten neyin ne olduğunu biliyordu ama Twitter'a yeni katılan, sosyal medyaya, mücadeleye yeni katılan arkadaşlarımız konuyu bilmediği için maalesef bizimle ilgili verilen yanlış ve kasıtlı bilgiler sebebiyle önce bizden uzak duran ama şu an konunun aslını öğrendiği zaman EYT Federasyonu çatısı altında mücadele etmeye devam edecek olan arkadaşlarımız için günlerdir sabah yeri geldi 8'e kadar, 8'lere kadar Twitter odalarındayım. Bu yeri geliyor sabah 4 oluyor, 5 oluyor. O yüzden Facebook'a ağırlık veremedim, kusura bakmayın. Bu çözüm sürecinde defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Burada da bilmeyen çok arkadaşımız olabilir, yeni katılan arkadaşımız olabilir Facebook gruplarımıza. 15 yani Ocak ayı 2022'nin Ocak ayında 10-15 Ocak arası ben isim vermekten çekinmeyeceğim. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Verilecek bir canımız var. Mücadele için giydiğimiz ateşten gömlek, yandık bir daha yanarız. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Metin Külünk üzeri, isminizi zikrediyorum. Bu yayını izlerseniz Metin Külünk üzerinden Sayın Metin Külünk diyeceğim. Çünkü bizim herkese karşı terbiyemiz, üslubumuz aynıdır kim olursa olsun. Sizin isminiz zikredildi. Sizin isminizle birlikte yapılan görüşmede bizden ayrılan o dönemde sizinle yapılan gizli görüşmeyle EYT Federasyonu o dönem genel başkanımız olan Gönül Boran Özüpak'ın devlet erkanı tarafından muhalif kimlik olarak görüldüğünü ve görüşmelere alınmadığını, alınmayacağını, bundan sonraki görüşmelere de alınmayacağı, sizin üzerinizden o görüşmeye gidenler tarafından topluma yayıldı. Ve daha sonrasında 16 Şubat'ta yani Gönül Başkan da herhangi bu söylemler kendisine ulaştığında şahsi düşünmedi. Komisyon kurdurdu. Bu komisyonda ilk önce İstanbul Dernek Başkanı olarak şahsım da yer aldı.
Ve 16 Şubat 2022 tarihinde biz Ankara'ya gittik. İki federasyon genel başkanı olarak gittik. Ve diğer katılımcılar, federasyonla dahil olmayan ve diğer platform olarak isimleri alınan katılımcılarla birlikte Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'na biz 2,5 saatlik bir görüşmeyle konu başlıkları her bir kişinin anlatımıyla EYT'den biraz önce bahsettiğim bütün mağduriyetlere kadar tek tek ifade edildi. İstanbul'a döndüğümüzde BDS Başkanı tarafından Twitter'a müdahale edilince neden tweet atıyorsunuz? Sayın Akbaşoğlu 2022 yılının sonuna kadar müjdeyi vereceğiz dedi. Şahidiz dedi. Fakat arkadaşlar bizler mücadeleyi bu kadar artırmışken bu özellikle sosyal medya bütün çalışmaları durdurup evet şahidiz de biz kefil miyiz arkadaşlar? Rehavete kapılmayacağız dedik. Resmi gazetede görene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz demişken biz nasıl sosyal medya çalışmalarımızı ya da sağ çalışmalarımızı durdurabiliriz? O yüzden kişinin kendisini res çekerek böyle bir dayatmayı kabul etmeyeceğimi ve kişinin de kendisinin federasyondan istifasını istedim. Daha sonra olaylar tırmandı. Sosyal medyada zaten sizler biliyorsunuz kimin olduğunu. Hakaretlere varan, işte ben Ankara'ya gittim diye beni federasyondan dışladılar. Ben de gittim. Ben de gittim, konu o değil. Eğer ki duruşunuz net olsaydı, dik dursaydınız ve sosyal medyaya, sahaya müdahale etmeye çalışmasaydınız tabii ki o görüşmelere katılmaya devam edecektik. Ne yapacağız? Çalışmaları durduracağız, kenara geçeceğiz, yasanın çıkmasını bekleyeceğiz, öyle mi? Bu olay 16 Şubat 2022, yasanın çıktığı tarih 3 Mart 2023. Bir yıldan fazla bir süreç. Peki arkadaşlar çalışmayı bıraksaydık, mücadeleyi bıraksaydık ne olacaktı sizce? Bu sebeple reddettiğimiz, kabul etmediğimiz talepleri ardından biz de EYT Federasyonu Genel Başkanı'nın önderliğinde Sayın Çalışma Bakanı'ndan randevular talep ettik. Zaten kendisi Çalışma Bakanlığı'na göreve geldiğinden beri randevu taleplerimiz var ama bir gün dahi bu randevu verilmedi. Ben gerçekleri anlatmak zorundayım. Çünkü bizimle ilgili çok yalan yanlış bilgiler lanse ediliyor. Biz bunları reddediyoruz, doğrusunu anlatıyoruz bütün arkadaşlarımıza ve bütün herkese, Türkiye'ye. Çekinecek herhangi bir durumumuz yok. Başımız dik, alnımız ak. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bizlere randevu verilmedi. Çözüm sürecine bizden ayrılan dernek ve 2-3 dernekle birlikte Sayın Çalışma Bakanı yol aldı. Ne oldu arkadaşlar? Mağduriyetler, iki mağduriyet geride bırakıldı. EYT meselesi tamamen gündemden kaldırılmadı. Yasa eksik çıkarıldı. Evet, deklare ettik. Pazarlık etmeyiz. Biz pazarlığa açık değiliz. Bu bir hak mağduriyetidir. Hak mağduriyetidir. Ve haklı olan taraf olarak bize hakkımızı kayıtsız, şartsız teslim edeceksiniz dedik. Bir mücadelenin tarafı olarak yıllardır da bunu ispatlamış, her alanda etkinliğini yapmış bir federasyon olarak başka bunu istemek doğru değil miydi? Ya da bu kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde EYT mağduriyeti ne olarak anlatıldı? Sadece yaş haddinden mi ibarettik? Bütün mağduriyetler dile getirilmedi mi? Ya da görüşmeye gidenler en son 2 Şubat'ta bizlerin EYT Federasyonu'nun da Meclis Komisyon Başkanlığı tarafından daveti üzerine gönüllü başkanla katıldığımız meclis görüşmelerinde, komisyonda yasa eksik çıkarılmasına rağmen teşekkür üstüne teşekkür edenler neye teşekkür ettiler? Eksik çıkarılan yasa orada gözü yaşlı insanlar ağlarken sizler teşekkür üstüne teşekkür ettiniz. Genel Başkan, Gönül Başkan da orada 5 dakikalık verilen sürede konuya itiraz etti. 50 kere de müdahale edildi o konuşmaya. Daha sonra da Twitter alemine odalarda EYT Federasyonu yüzünden çıkmadığını lanse edeceksiniz.
Biz o masanın başında olsaydı zaten böyle olmazdı, inanın. Bu şekilde sonuçlanmazdı. Ondan sonra da daha sonraki ziyaretlerde plaketler verildi. Yine bu bizim üzerimize bırakıldı. Yasa tam çıksaydı kamyonlarla götürseydiniz hediyeleri. Bizim buna bir itirazımız olmazdı. Ama eksik çıkarılan yasa için, kökten çözülen EYT meselesi için teşekkürler edildi. Ve yine EYT Federasyonu'nun ismi kullanıldı. Yaptığınız her şeyin arkasında duracaksınız, inkar etmeyeceksiniz. Ama eksik yarım bıraktığınız meseleyi de EYT Federasyonu'nun muhalif kimliği sebebiyle de bizim üzerimize atmayacaktınız. Siz niye o zaman oradaydınız? Niye gittiniz? Göreviniz neydi? Bizim ismimizden dolayı bile bunun ötelendiğini söylediniz. İsmi değişik olanlar ya da sözüm ona daha uygun olanlar ne yaptılar o masada? Evet arkadaşlar, tabii ki hesap soracağım. Bir EYT'li olarak öncelikle nasıl ki yıllarca gece gündüz mücadele ediyorsak emeğim hakkı için, verdiğim mücadelenin hakkı için hesap soracağız tabii ki. Neden? Milyonlarca insanın vebalini üzerinize alarak gittiniz. Gerekirse o masadan kalkarız dediler. Biz diyorduk ya o masadan kalkabilecek misiniz diye. Kalkabilmişler mi? Ve burada da hadi bu insanlar Metin Külünk aracılığıyla lanse edilen olay doğru değil. Biz inanmadık. Devletin en yüce makamı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemini kendisine bulunduğu makama yakıştıramadık, inanmadık. Doğruluğunu ya da gerçeğini ya da gerçekten muhalif kimlik olup olmadığımızı öğrenmek için de Sayın Bakan'a durumu ilettik. Özel kalemi aracılığıyla hatta sesimizi kayda alıyorsanız bu sesimizi dinletin dedik Gönül Başkan ve şahsım olarak. Sayın Akbaşoğlu'na mailler dahil randevu taleplerimiz oldu. Konuyu ilettik, muhalif kimlik olayını. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarına konuyu ilettik. Sayın Cumhurbaşkanlığı özel kalem makamına 3 sayfalık mektup yazdım. Muhalif kimlik olmamızdan dolayı bizi bu görüşmelere almıyor musunuz? Telefonlarda bana özel kalem makamlarından olur mu öyle şey, ne münasebet dendi. Ama randevu taleplerimiz karşılık bulmayınca da bu insanların söylediği sözler tescil edilmiş mi oldu? Gerçekten biz muhalif kimlik miyiz? Bizi kim anlamıyorsa, kim dinlemiyorsa, kim çözüm odaklı olmuyorsa, olmayacaksa herkese muhalifiz. Bunda bir sorun yok. Biz bu anlamda muhalif kimliğiz herkese karşı. İktidar sahiplerine de, iktidara talip olanlara da duruşumuz ve tavrımız eşittir. Ancak bu muhalif kimlik etiketi başka hangi anlamlar içeriyor da bizi o çözüm masasına almadınız? Vatan ve millet sevdamız doğuştandır. Kalbimize kazınmıştır, sorgulatmayız dedik, bu bir. Yedi ceddimiz, atalarımız bu toprakları bizlere vatan yapmak için kanlarını bedel ödeyerek bu kanlarıyla bizlere bu toprakları vatan yapmıştır atalarımız hepimizin. Neden muhalif kimliğiz? Ya da EYT Federasyonu ve bünyesi altında bulunan EYT dernekleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı, İl Sivil Toplum Kuruluşları Müdürlüklerine bağlı olmayan kurumlar mı? Ya da hangi kanunlara göre kurulduk? Hangi illegal yasa dışı örgütlerle işbirliği yaptık. Bu muhalif kimliğin bana açıklamasını yapacak kimseyi bir yıldır bulamadım muhatap. Bir yıldır muhatap arıyorum ve iktidar eğer ki açıkça ve alenen ilan ediyorum. Eğer AK Parti hükümeti tekrar başa gelirse iadeyi itibar istiyoruz. Bize hak etmediğimiz sadece eğilmeden bükülmeden hakkımız aradığımız için vurulan bu etiket haksızca yapılan ithamlar için, karalama etiketler için ve bu makamlardan da bu olayları yalanlayacak bir açıklama gelmediği için EYT Federasyonu'na yapılan bu etiketler için iadeyi itibar isteyeceğim. İstiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Eğer siz gelirseniz. Neden? Bizler ömrümüzü verdik. 23-24 yıl mağdur edildiğimiz yasa için.
geriye aleyhimize işletilen, hukuksuzca işletilen bir yasa için geceyi gündüze katarak bütün ailemizi resmen terk ederek sahada, sosyal medyada kar, yağmur, çamur demeden gerçekten de hayatlarımızı feda ederek biz bu mücadeleyi verdik. Bunun bedeli, mükafatı sadece bu yasanın, bu hakların teslimi olurdu. Muhalif kimlik etiketi vurarak, yaftalayarak değil. Eğer ki talip olanlar başa gelirse, yarın talep ettiğimiz, hakkımız olan taleplerimizi iadesi, teslimi olmaması hususunda yine aynı şeyler olacak. Yine aynı tepkiyi vereceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? İnmeyeceğiz mi meydanlara? Yine sosyal medya çalışmalarımızı sürdürmeyecek miyiz? Haksızca yapılan bu ithamların iadeyi itibarını ve bundan sonra kalan mağduriyetler için ikram lohuyu ben sizden talep edeceğim. Bütün illerde İstanbul'dan Ankara'ya doğru ve derneğimiz olan bütün illerden bir talep gelecek. O bize kapıları açacaksınız. Bir vatandaş olarak bu ülkenin asli ve öz milleti olarak bizim o kapılardan geçmeye, o masada oturmaya hakkımız var. Bunu artık engellemek olanaksız olacak. Ben burada evet sayın iktidar sahiplerini eğer tekrar başa gelirse bunları deklare ediyorum şimdiden. Bakın sonucu bilmeden söylüyorum. Evet, bir diğer mesele de EYT Federasyonu'nun bundan sonraki çalışmalarıyla ilgili çokça gelen sorular arasındaydı. Bizler de başkanlarımızla birlikte aldığımız karar doğrultusunda önce Türkiye'nin bir siyasi bu seçimlerin geçmesini bekliyoruz. EYT Federasyonu bütün ve derneklerimizin de öyle. Tüzüklerimiz bütün sosyal güvenlik kurumu mağdurlarına hitap ettiği için bu sadece derneklerimizin yanında diğer kurulan dernekler hepsini EYT Federasyonu çatısı altında toplamaya muktediriz. Özellikle emekliler içinde bugün emekli sayılarına EYT'liler de eklendiği için özellikle bu konuyu yine başkanlarımızla alacağımız seçimlerden sonra yapacağımız toplantı ile bütün başkanlarımızla yol haritamızı siyasetinde şekline göre belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu süreci bekledik biz de. Ama dediğim gibi bütün saydığımız bu mağduriyetler emeklilerle ilgili EYT Federasyonu çatısı altına kurulan bütün dernekleri davet ediyoruz. Şu anda 2000'lilerle ilgili kurulan 3 dernekten Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği kardeşlerimiz bizimle birlikte hareket ediyorlar. Süreçler tamamlandığında, bizler de gerekli resmi işlerimizi tamamlandığında nasip olursa artık saydığımız, yaşadığımız mağduriyetlerin yanı sıra hem emekliler mevzusu hem de yeni dönem 2000 yılı sonrası tabii ki çalışmalara da katılacağız. Dediğimiz gibi toplumu kutuplaştıran özellikle EYT yasası çıktıktan sonra 2000 sonrası işe giren arkadaşlarımızla alakalı bir gün işe geç girmekle 17 yıla mahkum edilen, hüküm giydirilen emeklilik yılı maalesef ki adalete, sosyal adalete, insan hakları, evrensel beyannamesine aykırı bir durum. Bununla ilgili de dediğimiz gibi toplumu kutuplaştıran, ötekileştiren, iş ve çalışma barışını bozacak, kitleler arasında bir sorun yaşatacak kanunların kökten reformla bütün kanunların mağdur eden yasaların yeniden baştan aşağı düzenlenmesini istiyoruz. 65 yaş emekliliği kabul etmiyoruz. Türkiye'nin yaşam standardına göre yeniden belirlenmesini ve bu konuda köklü bir çalışma ve bütün bundan sonraki işe gelecek olan bütün kesime ayrıştıracak durumları yaşatmadan, hedefe de aldırmadan yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Her iki tarafa da çağrımızdır bu. Bu söylediklerimiz her iki tarafa da çağrımızdır. Yoksa bizler bu hakkı talep ederken ya da haklarımızı kazanırken biz kurtulduk, bizden sonraki ne hali varsa görsün asla diyemeyiz. Bizler toplum için çalışan insanlarız, gönüllü insanlarız.
ve en iyisi neyse onun talebini yapacağız ve konunun arkasında olacağız, takipçisi olacağız. Şu anda değineceğim konular bu şekilde arkadaşlar. Özellikle seçime kadar talepleri olan arkadaşlarımızın konunun başında da söylediğim gibi meydansa meydan, alansa alan bu çalışmalarda mutlaka sahada olmanızı ve artık bizzat bu mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımız olarak her yerde yanımızda görmeyi talep ediyoruz sizden. Yoksa o kenarda oturarak ya da sadece sosyal medya, sosyal medya çok etkin, çok büyük bir başarı ama sosyal medya çalışmalarının da aynı zamanda sahada tamamlanması gerekir. Hepimiz bundan sonraki süreçte neferi, bu davanın neferi olarak mağduriyeti yaşayan ve emekli olan EYT'li kardeşlerimizden de desteklerini bırakmadan dün olduğu gibi bugün de geride verdiğimiz söz üzerine geride tek bir mağduriyetimiz kalmayana kadar yanımızda olmalarını istiyoruz. Ben 2020 yılında emekli oldum. 10 yıl bekledim. Davayı bırakamadık. Söz verdik. O yüzden bizden sonrakiler için de 3 Mart itibariyle emekli olan arkadaşlarımız da çekilmemelerine bize sonuna kadar bütün mağduriyetler bitene kadar da desteklerini önemli rica ederiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. En başta da söylediğim gibi seçimlerin vatanımıza, milletimize, ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı geceler. Hoşça kalın.